defol git yama. Şeytan diyor ki tövbeler etmeni, uğrunda yüz kere bin kere ölmeni, cehennemde bile zulmetsen de. Yaman kendini sevdiği şeye çok bağlı olan, sevdikleri uğruna her şeyi yapabilecek ve bu durumda da kendini aslında bir noktada çok da düşünmeyen ve bencil olmayan bir adam diyebiliriz onun için. Kendini böyle ifade eder. Aynı zamanda çok akıllı, çok da zeki bir adam. Ama bazen duygu durumları onun aklının ve mantığının önüne geçebiliyor. Ve o da bunun farkında bence. Ama bazen insan engel olamaz her şeye. Yaman zaten hayatında bir kere aşık oldu. Yani çocukluğundan beri tek bir kişiye aşık, o da Feraye. Yani o yüzden onun için aşık olmak tanımı Feraye'den geçiyor. Yani hayatında başka bir ikinci kişi gibi bir şans onun için hiç yok. Hiç olmadı. Çünkü hep Feraye vardı. Feraye onun hayatı. Yani yaşam kaynağı. Çocukluğundan itibaren gözünü açtığında yanında Feraye vardı. Ve öyle sevdi. Ve eminim ki gözünü kapattığı son anda da yanında Feraye olsun istiyor. İşte az önce tam olarak dediğim gibi hayatı onun. Her şeyi. Yani çok merkezinde. Kaynak, gerçekten yaşam kaynağı gibi yani. Çiğ enerjisi gibi Feraye onun. Böyle. O yüzden hayatına bu kadar çok etki ediyor zaten. Bu kadar çok her şeyini değiştirip yönlendirebiliyor. Birden her şey mahvolabiliyor onun için yani. Tepe taklak olabiliyor. Çünkü en güvendiği şu ana kadar limanı artık yok. Ve bunu hiç görmemişti. Ve ne yapacağını o yüzden bilmiyor. Onsuz hiçbir şey düşünmemişti. Diyorum ya, yani gözünü kapattığı anda da o olsun istiyor bence. İlk başta açtığında o olduğunu gördüğü anda gibi. Şu an bunu olmaması demek onun için gemileri yakmak demek. Belki de kendinden vazgeçmek demek ona bir şey olmasın diye. Aman aman. Ölüm demek. İçinde ölmek. Kendini öldürmek. Her anlamda. Zaten duygularını öldürüyor gittikçe. Vazgeçmek yani. Ama onu hayatta tutan şey işte ümidi. Hep bir ümit arıyor orada. O yüzden de zaten hep peşinden gidiyor. Bir şekilde yine duruyor, dayanmaya çalışıyor. Feraye için, ona bir şey olmasın diye çünkü. Zarar gelmesin diye. Çünkü biliyor ki anlatacağı ve anlattığı senaryoda, kafasında kurduğu senaryoda olabilecek her şey ilk Feraye üstüne kurulu. Yani Feraye'yi kaybetmeyi düşünemiyor. Kendine zarar gelmeyi falan düşünmüyor zaten. O taraflarda değil. Ama bu senaryoda Feraye'nin bunları bilmesi demek üzerine alacağı sorumluluktan ziyade ilk Feraye'ye bir zarar gelebileceğini düşünüyor. Özellikle Vural'dan. Ona zarar gelmesini istemediği için düşünüyor ki yani kendime zarar vermek aslında. Onun bunu görmesi daha az onun zarar görmesi demek. O yüzden de anlatamıyor. Yani her çocuk anne sevgisi eksiksizliğinde kıskançlık da yapar. Bundan kötü de etkilenir. Bu durumdan rahatsız da olur. İşte herkesin buna verdiği tepki farklı. Belki Yaman böyle tepki veriyor. Kıskançlığını böyle dile getiriyor. Ama annesini de seviyor zaten. Ama şöyle bir bence ayrım var. Bunu unutmamak lazım. Anne sevgisizliğini asla Feraye'de doldurmaya çalışmıyor. Yani o sevgisizlik o değil. İkisi arasında çok büyük fark var. Yani o boşluğu, anne sevgisizlik boşluğunu Feraye'de bulmadı o. O yüzden onun hissettiği anne sevgisizliği tamamen anne sevgisizliği. Bir ebeveyn olarak, yanında olmamak olarak. O yüzden de evet, abisini de bu yüzden kıskanıyor mu? Kıskanıyor tabii ki de. Hangi kardeş birine daha çok sevgi ve ilgi gösterildiği zaman bir de alenen sen benim en sevdiğim oğlumsun diye duymasına rağmen bundan kötü etkilenmez ki. Ama yine de altından iyi kalkıyor bence. Yaman Okan için zaten birinci bölümde Okan bunu yaptığından itibaren
Yani bu arada aynısını yapar mı? Kesinlikle bence aynı durumda yapardı. Ama yaptıktan sonra da sonucunu ve ilerleyişini kendi farklı yönetirdi. Aynı Okan'a şey demem gibi. Şimdi polise gideceğiz ve ben alacağım üzerine her şeyi. Ben yaptım diyeceğim diyor. Zaten bunu diyen bir insan o durumda ondan fazlasını bile yapardı. Okan için. Sadece o işlerin ilerleyiş süreçlerini Yaman daha farklı yönetirdi diye düşünüyorum. Yani ona zarar vermek onun en son istediği şey. Bu yüzden zaten kendine zarar verip kendinden vazgeçiyor. Yani onun zarar verebildiği bir şey ben hiç düşünemiyorum. Yani çok zor. Ona işte en yapabileceği şey psikolojik olarak onu aslında bu duruma getirmek. O da ama kendi kopamadığı o sevgi ve aşk duygusundan dolayı, çaresizliğinden dolayı, anlatamadıklarından dolayı. Ve bu noktada yapabileceği bence en kabul edilemeyecek durum kendine zarar vermesi Yaman'ın. Çünkü diğeri Yaman olmaz.